Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Zerde Bölüm 11 Saat 6 civarıydı. Daha Naze ile vedalaşacaktım. Elimdeki bilete tekrar baktım. Mardin, Urfa. Saat 20, koltuk sırası 18. Avuçlarımın arasında saklayıp odamdan çıktım koşarak. Nihayet gidiyordum bu şehirden. Babamı benden alan bu şehirden kurtuluyordum. Vakit ilerlediğinde Naze'nin yanına gitmek için odasının kapısını çaldım. Gel sesini duyduğumda odanın içine girdim. Zerde gelsene. Naze uzandığı yataktan anında doğrulup yanına oturmam için beni çağırdı. Yanına vardım ve yatağın ayak ucuna oturdum. Bir şey mi oldu? Ona gideceğimi söyleyemezdim. Söyler isem engel olmaya çalışır diyordum. Hiç, öyle bakmaya geldim. Fazla sakin davranıyordum. Bu da onu şüphelendiriyordu. Zerde iyi misin? Daha fazla dayanamayıp sarıldım ona. Naze destek olduğun ve her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Veda ediyordum. Ancak o benim ona veda ettiğimi dahi bilmiyordu. Zerde yapma böyle. Ağladı ağlayacaktı. Sırtımı sıvazladı okşadı. Ağlamamak için dudağımı dişledim. Sonra çok değil kısa bir süre sonra ayrıldım ondan ve yataktan kalktım. Neyse gideyim ben. Durdurmak istedi beni ama durmadım. Zerde adımı seslendi. Gideceğimi tahmin etmiyordu. Öylesine geldiğimi zannediyordu. Hiçbir şey anlamamıştı. Nazer'in odasından çıktığım gibi karşımda Lorin Hanım'ı görmeyi beklemiyordu. Neredesin sen? Nazer'e söyledin mi yoksa? Kolumdan tutup odama soktu beni. Hırsla kolumu kurtardım ondan. Hayır, veda ediyordum sadece. İyi, çabuk ol. Seni bekliyorlar arka tarafta. Başımı sallayıp kapının yanındaki bavulumu aldım elime. Bekle, etrafı kolaçan edeyim. Bir de yakalanma. Sesimi çıkarmadım. Odamdan çıkıp önden ilerledi ve etrafına bakındı. Kimsenin olmadığına emin olduğunda eliyle gel işareti yaptı. Peşinden ilerleyip kimseye yakalanmadan arka kapıya ulaştı. Uzakta durdu. Son kez baktım Lorin Hanım'a. Yüzündeki o sırıtış benden kurtulduğu için yüzüne yayılan mutluluğun eseriydi. Gülüşü de kendi gibi sahteydi. Nispet yapar gibi elini salladı. Gözlerimi devirdim ve kapıyı açıp konaktan dışarı çıktım. Buraya kadardı işte. Her şey bu kadar kolay. Beni bekleyen arabaya ilerleyip arka kapısını açtım. Son kez konağa bakıp arabaya bindim. Sürücü benim bilmem ile birlikte arabayı çalıştırdı ve hızla uzaklaştık konaktan. Otogara vardığımızda otobüsün kalkmasına yarım saat vardı. Arabadan inmeden önce beni getiren adama teşekkür ettim. Hiçbir cevap vermedi. Ne bekliyordum ki zaten? Arabanın kapısını açıp yere ayak bastım ve sertçe kapıyı kapattım. Anında araba yanımdan uzaklaştı ve koca otogarda bir başıma kaldım. Babam ile Mardin'e ilk geldiğim gün geldi aklıma. Hiçbir şeyden habersiz geldiğim bu şehirde her şeyi öğrenip gidiyordum. Hem de bir enkaz olarak. Banklardan birine oturdum. Hava soğumuştu. Üzerimdeki hırkaya sarındım. Yanıma bir adam oturdu. Göz ucuyla adama baktığımda pis sırıtışıyla beni incelediğini gördüm. Yerimde huzursuzca kıpırdandım. En iyisi banktan kalkıp gitmekti. Ben de öyle yaptım. Nereye gidecektim? İleride gördüğüm birkaç kadının yakınında bulunmak cazip gelmişti. Oraya doğru yürüdüm. İnsanlar bana bakıp duruyorlardı. Neden acaba? Hoş bulduğum başka bir banka oturduğumda burası daha güvenli gelmişti. En azından birkaç kadın vardı etrafımda. Sanki onlar bir şey yapabilirlermiş gibi. Ama hem cinsimin yanında daha güvende hissediyordum. Ben öylece otururken otogarda hızla peş peşe iki araba durdu. Arka kapısını açıp inen kişiyi gördüğümde şok oldum. Kahretsin, Ömer'di bu. Nereden bulmuştu beni? Saklanmam gerekiyordu. Etrafa bakın, o kadını bulun, benden bahsediyordu.
etrafındaki korumalara emir verdiği gibi gözleriyle etrafı taramaya başladı. Kahretsin, beni görmemeliydi. Korumalar koşturarak etrafa dağılırken o da bir yöne doğru ilerledi. Oturduğum banktan kalkıp sol tarafı ilerledim. Arabaların arasına saklanırsam belki beni bulamazdı. Elimdeki bavula ve insanların garip bakışlarına rağmen koştum. Arkama baktım bir gelen var mı diye, ancak sert bir bedene çarpmam ile yere düştüm. Kimden kaçıyorsun güzelim? Az önce bankta yanımda oturan pis bakışlarıyla beni süzen adam şimdi karşımdaydı. Düştüğüm yerden kalkmaya çalıştım, ancak üzerime eğilerek beni geri düşürdü. Bırak beni sapık herif! Bavulun ipini bırakarak itmeye çalıştım onu. Ancak bacaklarıyla bacaklarımı tutuyor, gitmeme engel oluyordu. Daha tanışmadık bile, nereye? Pis sırıtışı ile o iğrenç sararmış dişlerini gördüm. Midem bulandı, kusacak gibi oldum. Var gücüm ile itmeye çalıştım onu. Anca engel oldu. Hayvan herif, bırak beni diyorum sana! Beni bulmalarını, Ömer'in beni yakalanmasını umursamadan bağırdım. Ama biraz uzakta kalıyordu. Bileklerimden tutup sıktı beni. Hareketlerimi tamamen kısıtlamıştı. Karnımın üzerine oturmak için eğildi. Bırak beni, bırak! Havuzum çıktığı kadar bağırmaya başladım. Yüzüme doğru eğildi, başımı soluma çevirdim. İmdat! Pis soluğunu boynuma üfledi. Dudakları boynuma değdiğinde çırpınmaya, elinden kurtulmaya çalıştı. Kes sesini sürtük! Pis nasırlı ellerini ağzıma koyup kapattı bağırmamam için. Sesim boğuk da çıksa da bağırmaya devam ettim. Lan lan, adam üzerimden bir hışımla çekildi. Derin bir nefes aldım ve kusma isteğime engel olamadım. Uzandığım yerden hafif doğrulup öğürmeye başladım. Lan şerefsiz! Seni gebertmez miyim ben? Ömer adama bir yumruk savurdu. Yere düşen adamı yerden kaldırıp bir yumruk daha attı. Yerden kalkmaya çalıştım. Ellerimin taşların batmasını umursamadan avuçlarımı yere koyup ayağa kalktım. Gitmem gerekiyordu. Zerde dur! Sarsak adımlarıyla yürümeye çalıştım. Ömer beni fark edip ardımdan seslendi. Arkama döndüğümde dibimdeydi. Geriye doğru gidecek iken belimden tutup kendine yasladı beni. Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Ellerimi göğsüne koyup itmek istedim onu. Beni delirtme be kadın! Sana gidemezsin demedim mi? Canına mı susadın? Evet, susadım. Bırak beni! Kolları arasında çırpınmaya başladım. Ama gram etkilenmiyordu. Diğer kolunda belime sarıp tamamen hapsetti. Beni kolları arasına aldı. Gidemezsin. İzin vermiyorum. Sizden izin alan kim? Gideceğim. Dik dik baktım gözlerine. Kahve hareleri siyaha bürünmüştü. Gidemezsin ulan. Bırakmıyorum. Aniden eğilip kalçamdan tuttuğu gibi omzuna attı beni. Ağzımdan bir çığlık kaçtı. İndirin beni. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kalçamın alt tarafından tek koluyla tutuyordu beni. Saçlarım baş aşağı durduğum için aşağıya sarkıyordu. Biraz dikilmeye çalıştım. Ellerim ile sırtına vurup duruyordum. Ağam bırakın beni. Bu yaptığınız resmen zorbalık. İndirin beni. Beni duymamazlıktan geriyordu. Çırpınmaya devam ediyordum. Ağırlığım onu gram etkilemiyor olsa gerekti. Hiç zorlanmadan seri adımlarıyla arabanın yanına varmıştı. Kollarını bedenimden çekmeden yere indirdi beni. Bin şu arabaya. Gözleriyle arkamda kalan arabayı işaret etti. Hala kurtulmak için direniyordum. Binmeyeceğim. Gözlerini kapatıp başını sağa sola kütletti. Ve içinden benim de duyabileceğim bir sesle hasbinallah çekti. Arabaya bin serdi. Alev topu gibi gözleriyle gözlerime bakıp dişlerini sıkarak emrini verdi. Yutkundum. Daha fazla direnmeden arabaya bindim. O da arka koltuğa hemen yanıma bindiğinde araba jet hızıyla hareket etti. O cehenneme geri dönüyorduk. O lanet olasıca konağa geri dönüyorduk. Bu yaptığınız resmen zorbalık. Başımı ondan tarafa çevirmedim, dışarı seyrettim. Konuşma kadın! Sinirli sesiyle sert bir şekilde susturdu beni. Susmayacaktım. O haksızdı. Susmuyorum! Lafımı kesip biraz yüksek bir sesle konuştu. Sus kadın, sus, yoksa! Devamını getirmedi. Yüzüne baktım. Ne yapabilirdi ki? Döver miydi? Ne yaparsınız söylesenize. Hafifçe bana doğru eğildi ve kulağıma doğru fısıldadı. Seni öperim. Söylediğiyle olduğum yere çakıldım. Bu adam kendini ne zannediyordu? Konuşmadım.
Başımı ondan tarafa değil tam aksine cama doğru çevirdim. Dışarıyı seyrettim. Suratsız bir şekilde tüm yol boyunca arabada onun yanında oturdum. Araba durduğunda konağa geldiğimizi düşünmüştüm ancak Eroğlu konağına değil başka bir konağına gelmiştik. Ömer arabadan inip benim de inmemi bekledi. Etrafımı inceleyerek indim arabadan. Neden getirdin beni buraya? Gitmek istedim. Arkamı dönüp ilerleyeceğim sırada eliyle bileğimi tuttu ve konak kapısından içeri soktu beni. Peşinden sürüklendim. Yürü! Emir veren sesine rağmen o an bile dediğini yapabilirdim ama kendime engel olup yapmadım. Peşinden sürükledi beni. Elimle bileğimdeki elini itmek istedim ama başaramadım. Parmakları bir mengene gibi sarmıştı bileğimi. O kadar hızlı adımlar atıyordu ki koşmak zorunda kalıyordum. Rüzgardan elbisemin etekleri savruluyordu. Diğer elimle eteğimi tutmak zorunda kalıyordum. Hızlıca avlunun merdivenlerinden çıktık. ''Biraz yavaş olur musunuz?'' aldırmadı. Daha da hızlı yürüdü. Avluya ulaştığımızda durdu. Aniden durmasıyla göğsüm sırtına çarptı. Nefes nefese kalmıştım. Savrulan saçlarımı düzelttim. Aşiret toplanmış, bütün ağalar bize bakıyordu. Kolumu belinden kurtardım. Omuzu düşmüş hırkamı düzelttim. ''Beni öldürmeleri için mi getirdiniz buraya?'' Sanki etrafta hiç kimse yokmuş gibi sordum ona. Bana bakmadı, cevap da vermedi. Ağaların içinden birisi konuştu. ''Ömer ağa, kızı getirmekle en doğrusunu yaptım. Ölüm fermanı verilmiştir.'' Gözlerim anında konuşan adama döndü. Diğer ağalar da onaylar gibi başlarını salladılar. Ama öyle bir şey yaptı ki herkes şok oldu. ''Zerde bundan böyle sözlümdür. Eroğlu aşiretinin gelin ağasıdır. Ölüm fermanı düşmüştür.'' Ağzım açık, ona baktım. ''Ne?'' Bu adam ne söylediğini bilmiyordu. Sözlüm demişti. Benim için sözlüm demişti. Ağzım açık bir şekilde ona bakıyordum. Ne konuşabiliyor ne de hareket edip burayı terk edebiliyordum. ''Ömer ağa ne der Azat ağa, doğru mudur söyledikleri?'' Kin ve nefret dolu olduğum Berzan ağaya baktım. O da en az benim kadar şaşkın ve duyduklarına inanamıyordu. ''Katil!'' ''Doğrudur Berzan ağa.'' Azat ağa haberi olmasa dahi oğlunun dediğinin arkasında durdu. Bu saçma ortamda durmak, bu gereksiz insanlar ile aynı yerde bulunmak istemiyordum. Gitmek için hareket edeceğim sırada Ömer sertçe elimi çekerek olduğum yere mıhladı beni. Parmakları ile bileğimi sardı hırkamın üzerinden. ''Bıraksana!'' Diğerlerinin beni duymamasını istediğim için dişlerimi sıkarak fısıldadım. Elimi bileğimi tutan elinin üzerine koyup çekmeye çalıştım. Ama gram dahi etki etmiyordu. ''Durdurduğun yerde!'' Beni kendine doğru daha çok çekti. Savruldum biraz. Bu kadar güçlü olması gerekiyor muydu? ''Zerde'yi götür oğlum!'' Azat ağa Ömer'e bakarak beni bu ortamdan götürmesini istedi. Başını salladı babasının dediklerine ve ardından kolumdan sürükleyerek nasıl getirdiyse aynı şekilde yine kolumdan sürükleyerek götürüyordu beni. Adeta peşinden koşturuyordum. Kapının önüne geldiğimizde ''Canımı acıtıyorsunuz.'' dedim. Bileğimi fazla sıktığı için canım acımıştı. Ancak o bunun farkında değildi. Bileğime bakıp sardığı parmaklarını çekti. Bileğimi hızla kendime çekip ovalamaya başladım. ''Siz delirdiniz mi? İçeride ne dediğinizi kulaklarınız duyuyor mu?'' Kaşlarım çatıldı. Sözlüm demişti benim için. Başlıyorduk işte. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. ''Sesinin tonunu alçalt Zerde.'' Sağ eliyle az önce bileğimi tutan o eliyle burun kemerini sıktı. ''Tek sorun bu mu? Tek sorun benim sesimin tonu mu?'' Delirecektim. Pişmiş kelle gibi üste çıkmaya çalışıyordu. Hayretle baktım ona. Cevap vermedi. ''Siz delirmişsiniz. Ben sizin sözünüz falan değilim.'' Parmaklarımı saçlarıma geçirdim ve arkaya attım. Yolmak istiyordum saçlarımı. O kadar sinirliydim ki. ''Ölmek mi istiyorsun kadın?'' Hah, ölüydüm zaten. Hem kimse anlamıyordu bunu. Oradan oraya savrulmaktan bıkmıştım artık. Bu yüzden mi sözdüm diye elimi tuttunuz içeride? Ne sanmıştım ki? Sinirliydim evet ama bir tarafım hala umut edip duruyordu. Bu yüzden olmadığını sen de, ben de gayet iyi biliyoruz Zerde. Durdum, sakin olmaya çalıştım. Dudağımı dişledim. Gözleri dudaklarıma kaydı. Bildiğim tek şey ne biliyor musunuz?
başkasıyla sözlenecek bir adam kalkmış benim ile sözlü olduğunu söylüyor. Ruken ile evlenecektiniz. Onunla gidip yüzük bakan bu adam kalkmış benden sözüm diye bahsediyor. İşaret parmağını göğsüme vurdum defalarca. Canım acıtıyordu. Yaşadığım bu gerçekler canım acıtıyordu. Ama parmağımda onun değil, senin yüzüğünü taşıyacağım kadın. Göğsüme vurduğum parmağımı tuttu. Sessizce fısıldadı. Aramızdaki bu çekimi inkar edebilir misin? Parmağımı tutan eliyle elimi avucuna hapsetti. Fazla yakındık. Konuşmadım, sadece o konuştu. O kadar inatçı ve dik başlısın ki bana kapıldığın halde bunu inkar ediyorsun. Sırf inadın yüzünden. Söylediklerinde haklıydı. İnatçıydım ve ona kapılıyordum. Neden yapıyorsunuz bunu? Bu gerçekleri neden yüzüme vuruyordu ki? Çünkü zerde... Avucunun içinde olan elimi okşadı. O kadar nazikti ki canımı yakmak istemiyordu. Bu narin parmağında benim yüzüğümü taşı istiyorum. Bu neydi? Bir itiraf mı? Aramızda olan şeylerin itirafı mı? Ne? Beynim allak bullak olmuştu. Ben konuşamadım. Bir şey söyleyemedim. Öylece o kahve harilere baktım. Bu adam ölüm sebebiydi. Ona kapılmamak elde değildi. Ona aşık olmamak elde değildi. Ve ben olmuştum. Bu adama aşık olmuştum. Bütün ağaların karşısında elimi tutup sözlüm demişti. Daha ne istiyordum? Allah'tan belamı mı? Neden direniyordum? Kahretsin. İnadımı yok etmek istiyordum. Birkaç ayak sesi duymamız ile ayrıldık birbirimizden. Başımı onun olmadığı tarafa çevirdim. Sakin olmalıydım. Heyecanlanmamalıydım. Ellerimi koluma koyup kendime dokunmak istedim. Sakinleşmek. Azat Ağa ve birkaç adam daha konak kapısına doğru yürüyorlardı. Kapının önüne gelen adamlar Ömer ile el sıkışmaya ve tebrik etmeye başladılar. Neyin tebriğiydi bu? Yeğenimi gelip bizden istersin artık Ömer Ağa. İğrenç sesini dahi duymak istemediğim Ferhat Ağa sırıtarak bana baktı. Dalga geçiyordu. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Sakin kalmam için bütün çabayı sarf ediyorlardı. Bunların arasında Ferhat Ağa da vardı. Bu adamı görmek bile sinirlenmeme yetiyordu. Babam geberdiğine göre hiç kimsen kalmadı yeğenim. Elleri pantolonun cebinde sırıtarak bana bakmaya devam etti. Babam hakkında düzgün konuş. Ona doğru bir adım atmıştım ki Ömer kolu ile durdurdu beni. Ferhat Ağa, ağzını topla. Yoksa ben toplamasını bilirim. Minnetle baktım Azat Ağa'ya. Serde kızım kimsesiz değildir. Bundan böyle Eroğlu aşiretinin gelin ağasıdır. Haddini bil. İlk defa bana kızım demesi beni rahatsız etmemişti. Bu adama haksızlık mı ediyordum? O beni bu kadar benimsemişken ben ona neler söylüyordum? Ferhat Ağa'nın suratı ekşidi. Başına aldığın bela mı yoksa gelin ağa mı göreceğiz Azat Ağa? Benden bahsediyordu. Bana bela diyordu. Ya Rabbim sabır ver. Ferhat kes sesini yürü. Koskoca adamı köpek gibi azarladı Berzan Ağa. Bir kez daha midem bulandı bu insanlardan. Birbirlerine değer vermeyen, sevgi nedir bilmeyen bu insanların yanında büyümediğim için şükrettim Allah'a. Azat Ağa ve Ömer'in avcı bakışları arasında yürüyüp gitti Ferhat Ağa. Pislik adam. Azat Ağa korumanın kapısını açtığı arabasına bindi. Biz de arkasından bindiğimiz arabaya. Konağa doğru gidiyorduk ve olacaklar. Kıyameti koparacaktı Lorin Hanım. Peki ya ben kabullenmiş miydim? Onun ile sözde olmayı kabullenmiş miydim? O kadar çok şey yaşıyordum ki artık neye nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum. Arabalar peş peşe konağın önünde durduğunda hep birlikte indik arabadan. Azat Ağa ceketini düzeltip konağa giriş yaptı. Onun ardından Ömer ve en son da ben. Beni gören Lorin Hanım'ın kaşları havalandı, ağzı açık kaldı. Gitmiş olmamı bekliyordu ama buradaydım. Lorin! Azat Ağa avluda elleri arkasına bağlamış bir şekilde Lorin Hanım'a bakıyordu. Öyle şaşkın şaşkın bakarsın kadın. Bu kıza gitmesi için otobüs bileti almak da ne demek? Yeri göğü inletecek derecede bağırtısı ile olduğum yerde sıçradım. Seni küçük yılan söyledin değil mi? Bulunduğu yerden hızla hareket ederek yanıma gelmeye çalıştı. Benim söylediğimi düşünüyordu ama ben söylememiştim. Lorin! Azat Ağa sesiyle durdurdu Lorin Hanım'ı. Oğlumun aklını çelen bu küçük şeytanın gitmesini istedim elbette. Geldiğinden beri şer dışında ne getirdi bize?
Ömer'in aklını çelen ben değildim. Aksine o benim aklımı çeliyordu. O zaman bu habere çok sevineceksin Lorin Hanım. Azat Ağa alayla suratına baktı. Ne haberi? Sorgulayıcı bakışlar ile önce Ömer'e ardından Azat Ağa'ya baktı. Ömer ile Zerde evlenecek. Yarın bu avluda söz kesilecek. Lorin Hanım ayakta duramadı. Düşecek gibi oldu. Hemen arkasında duran Rezan ile Naz'a koşarak annesini tuttu. Ne dersin sen Azat Ağa? Rezan annesini avludaki sedirlere oturttu. Lorin Hanım'ın başındaki siyah şalı omuzlarına düştü. Aklar düşmüş saçları göründü. Duydun kadın, hazırlığını yap. Bundan böyle Zerde gelinimizdir. Onun hakkında tek bir kötü sözünü işitmeyeceğim. Azat Ağa hızla avludan ayrılarak odasına çıktı. Naz'e şok olmuş bir şekilde bana bakıyordu. Dik durdum. Ömer baban ne diyor oğlum? Oturduğu yerden kalkmadan Ömer'e baktı Lorin Hanım. Yıkılmış ve çaresiz bir haldeydi. İçimin yağları eriyordu ama böyle hissetmek kendimi kötü hissetmeme de sebep oluyordu. Doğrudur ana. Bundan böyle Zerde müstakbel karım. Sizin de geleniniz. Bir iki adım atıp Lorin Hanım'ın hemen dibinde durdu Ömer. Lorin Hanım'ın ateş saçan gözleri beni buldu. Şeytan! Şeytan! Yerinden doğrulup üzerime gelmeye çalıştı ancak Rezan tuttu onu. Sinirinden nereye saldıracağını şaşırmıştı. Oğlumun aklını çeldin şeytan. Hiçbir şey yapmıyor. Duygusuzca yüzüne bakıyordum. Daha ne kadar çirkinleşecek onu görmek ve duymak istiyordum. Zerde odana çık. Ömer daha fazla tatsızlık çıkmasını istemediği için odama gitmemi istedi. Lorin Hanım'ın gözlerinin içine baktım. Zafer kazanmış bir eda ile. Bu kadar kötü olmak istemiyordum ancak o bunu hak etmişti. Yanlarından ayrılarak basamaklara çıkmaya başladım. Ölürüm de izin vermem bu evliliğe. Tam da bu cümleyi duymayı bekliyordum. Kendi kendime güldüm. Deliriyordum sanıyorum. O şeytan ne sana ne de bu eve gelin olamaz. Buna asla izin vermeyeceğim. Hepsi boşa sıktığı kurşun gibiydi benim için. Yapamazdı. Yapsaydı da umurumda olmazdı. Bu kadın kendini güçlü sanan, herkesi ezebileceğini zanneden aciz insanlardan biriydi. Peki, müstakbel kaynanam hakkında böyle düşünmem doğru muydu? Papucumun kaynanası. Nihayet odama geldiğimde ilk işim duş almak oldu. Durulanmaya, o pis adamın iğrenç soluklarını tenimden silmem gerekiyordu. Son iki saattir o kadar çok şey yaşamıştım ki olayları unutuyordum. Bu olayı da unutmuş olmam gibi. Vücudumla bir irkilme geldi ve elimdeki lifi daha çok sürttüm vücuduma. İğrençti. Bu adam yüzünden binlerce kadın yok olup benliğini yitiriyordu. Çok iğrençti. Uçkuruna düşkün pislikler de bunlar. Kahretsin ki hala varlıklarını sürdürüyorlardı. Leşlerine dahi duyulacak saygıyı hak etmeyen mahluklardı gözümde. Duşta düşünceden düşüncelere dalarak işimi hallettim. Çıktığımda gerçekten ferahlamış hissediyordum kendimi. Hızlıca kurulanıp giydim. Elimdeki küçük havluyla saçlarımı kurutmak için eğildim. Birkaç kere saçlarımı sürttüm havluyu. Fazla ıslaktı. Kapımın çalındığında bulunduğum pozisyonunu bozarak dikeldim. Islak saçlarım omzuma vurdu. Gelebilir miyim? Şebek haliyle başını küçük aralıktan uzatan Naz'a baktım. Bu haline gülümsemeden edemedim. Gülerek cevapladım onu. Gel tabii. Hızlı içeri girdi ve yavaş, çok yavaş bir şekilde kapıyı kapattı. Ardından az önceki hareketlerine çok ters bir şekilde koşarak yanıma geldi. Gelip ellerimden tuttu ve yatağımın ayak ucuna çekti. Vallaha çatlıyorum meraktan. Neler olduğunu anlatmazsan çatlamaya da devam edeceğim. Ellerimi bırakıp yatağıma oturdu. Sol ayağını kalçasının altına sıkıştırıp meraklı gözlerle bana çevirdi başını. Ne anlatayım ki? O kadar sakin konuşmuştum ki. Sanki her gün yaşadığımız bir olaymış gibi davranmıştım. Gözleri kısıldı, sahte bir sinirle konuştu. Ne mi anlatacaksın? Benim 20 yıldır yaşamadığım atraksiyonu bir gecede yaşıyorsun ve ne anlatayım ki diyorsun. Söylediklerine kahkaha attım. Allah aşkına otur şuraya, öldüm meraktan ya. Ben ona cevap veremiyor, hala gülüyordum. Eliyle kolumu çekti. Ya Zerde! Tatlı bir sinirle bana baktı, kızdı. Kıyamadım ona ve gülmeyi kesip aynı onun gibi sağ dizimi kalçamın altına sıkıştırıp oturdum. Hadi anlat neler oldu. Naz'e, sen annenin karnına 9 ay nasıl dayandın? Bu kadar merak insanı öldürürdü yahu. Dayanamamıştım zaten. Daha 3 haftam varken ben erkenden fırlayıvermişim. Sırıtarak söylediği şeyleri hayretle dinledim. Gerçekten dayanamamıştı.
Gerçekten mi? Bak, konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Gözümden kaçmadı değil. Sağ elinin işaret ve orta parmağını gözlerine götürdü. Ardından bana çevirdi. Gözüm üzerinde der gibi. Tamam, tamam. Anlatıyorum. Nihayet istediği olmuş gibi. Heyecan ile ellerini çırptı. Alem kız. Urfa'ya gidecektim. Ancak abin bir şekilde beni bulup gitmeme engel oldu. Olayları fazla detaylı anlatmaya gerek yoktu bence. Abin mi? Ömer'e ne oldu? İmalı bakışlarla sırıtarak yüzüme bakıyordu. Naze! Yavaşça elimle bacağına vurdum. Yaptığı imayı kesmesi için. Ne vuruyorsun ya? Eliyle vurduğum yeri ovdu. Acıtacak kadar sert vurmamıştım. Hem ne var canım? Yakında kocan olacak, kocan. Ömer diyeceksin tabii ki. Öyle olacaktı değil mi, kocam? Söylediği şeyler kanımı kaynattı. Heyecanımı dindirmek için kendimle savaştım o an. Sonra ne oldu? İşte aşiret hüküm mü veriyormuş ne? Tuttu kolumdan oraya götürdü beni. Sonra tüm aşiretin gözünün önünde serde benim sözümdür. Ölüm fermanı düşmüştür dedi. Ellerimle oynamaya başladım. Oha abime bak sen. Ne kirli çıkıymış be. Vallahi üzüldüm diyemeyeceğim. Sonuçta Gudubet Ruken ile değil seninle evleniyor. Yüzüm asıldı. Ruken'in adını duymak yüreğimi sızlatmıştı. Sen pek memnun değil gibisin bu durumdan ha? Bilmiyorum Naze. Bakışlarımı abisine benzeyen o kahvelere çevirdim. Korkuyorum sanıyorum. Korkuyordum hem de çok. Hayal kırıklığına uğramaktan, onu da kaybetmekten korkuyordum. Yapma böyle. Seviyorsun onu. Kavuşuyorsunuz işte. Neden kendine eziyet edip duruyorsun? Gözümün önüne gelen birkaç tutam ıslak saçı kulağımın arkasına sıkıştırdım. Tek taraflı Naze. Ah tek taraflı sevmek ne zormuş. Bence değil. Abimin sana nasıl baktığını gördüm zerde. Aranızdaki çekimi inkar edemezsin. Abisinin sözlerini söylüyordu. Bunlar anlaşmışlar mıydı? Yine de korkuyorum. Kırılmaktan, hayal kırıklığına uğramaktan çok korkuyorum. Dizimin üzerindeki ellerimden birinin üzerine koyup elini sıktı. Hayatta hep korkularımız yok mu zaten? Ama bunlar yaşamamızı etkilememeli. Bunu kendine yapma, eziyet etme. Bu mutluluğu kendine çok görme. Haklıydı. Kendime eziyet ediyor, cezalandırıyordum. Kafamda kuruyor, sonra da kendimi yiyip bitiriyordum. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Hem de hepimizden daha çok. Çektiğim acıları ima ediyordu. Öyle miydi gerçekten? Bakışlarımı elimin üzerindeki eline indirdim. Ve diğer elinin üzerine elimi koydum. Yarın sözde ne giyeceğine karar verdin mi? Tabii ki de hayır. Henüz kendime bile gelememiştim ki onu düşünmeye fırsatım olsundu. Naze'nin baskıcı bakışları altında hafifçe tebessüm ederek başımı iki yana salladım. Yarın sabah erkenden bu işi hallediyoruz. Çok güzel olmalısın. 32 diş sırıtarak mutlu olmamı kendine gülümseme sebebi edinen bu kıza baktım. Annesi bu kadar kötüyken bu kız nasıl bu kadar iyi olabiliyordu? Sana bir sır vereyim mi? Sanki odada biri varmış gibi sessizce fısıldadı. Ver bakalım. Gülümseyerek baktım ona. Saçlarını savurdu arkaya ve bilmiş bir eda ile bana baktı. Ben aslında kız tarafıyım. Söyledikleriyle şen kahkahalar atmaya başladık. Eğilip kafamızı tokuşturduğumuzda daha da art gülümsememiz. Odamın kapısı çalındığında yüzümüzdeki gülümseme silinmedi. Kahkahaların arasında gel dedim. Ömer bütün heybetiyle kapıda belirdi. Oturduğum yerde anında toplandım. Neye gülüyorsunuz bu kadar? Meraklı sorusu ile yüzüne bakamadım. Naze kıkır kıkır gülmeye devam etti. Dirseğim ile karnına vurdum. Hiç öyle. Naze komik bir şey anlatıyordu da ona gülüyorduk. Bir kısmı doğruydu. Yalan söylememiştim ki. Kapının girişinde durdu ve devam etti. Öyle mi? Hafifçe gülümsedi. Yanağındaki o hafif çıkıntı gün yüzüne çıktı. Ölüyordum galiba. Siz ne için gelmiştiniz ha? Bu saatte neden odama uğradığını, neden kapımı çaldığını merak ediyordum. Kahkahalarımızı duyduğu için değildi herhalde. Yarın kahvaltıdan sonra söz için yüzük bakmaya gideceğiz. Bunu söylemek istedim. Tabii ya, sözleniyorduk. Ve bunun için yüzük gerekiyordu. Anladım der gibi kaşlarım havalandı. Tamam, hazır olurum. Sadece ikimiz mi gideceğiz? Tereddüt ile çekinerek sorduğum bu soruyu sorup sormamakta kararsız kalmıştım. Evet, kimin gelmesini isterdin? Annem uygun mu? Lorin Hanım mı? Asla. Hayır, yani ben merak ettiğim için. Konuşamamıştım, lanet olsun. Ne oluyordu bana öyle? O güzel gülüşünü gözlerimin önüne serdiğinde yutkunamadım. O kadar yakışıklıydı ki bu adama. Abicim,
İyi akşamlar, ben de buradayım ama beni pek görmedin. Nazi aramıza girerek görümcelik yapar gibi kendini belli etti. Elimi ağzıma koyup gülüşümü gizledim. İyi akşamlar Naze. Senin odan yok mu? Bismillah, ne oluyoruz? Kız ile sohbet ediyoruz şuracıkta. Aman yemedik müstakbel karını. Bekarlığın tadını çıkarıyoruz birlikte. Ne işin var burada? Naze'nin söyledikleriyle yerin dibine girip yok olmak istedim. Müstakbel karın, bekarlık. Yaktın beni Naze. Naze! Ömer Naze'yi uyarır bir tonda ikaz etti. Yüzüne dahi bakamıyordum adamın. Naze kısa bir an bana çevirdi bakışlarını ve bıyık altından gülmeye başladı. Sana göstereceğim ben der gibi gözlerimi çıkardım ona. Neyse, benim de uykum geldi. Hadi abi gidelim de Zer de uyusun. Ona yapacaklarımı bildiğinden koşarak kapıya Ömer'in yanına ulaştı. Elimden kaçamazdı. Ben illaki ona ödetirdim bunu. Gitmeseydin konuşuyorduk Naze. Gel gel, sana daha yapacaklarım var der gibi söyledim bu cümleyi. Ay yok, benim uykum geldi. Hadi iyi geceler. Naze koşarak kendi odasına girdiğinde Ömer hala kapıda dikiliyordu. Artık gitmesi gerektiğinin farkına varmış gibi hareketlendi bulunduğu yerde. İyi geceler diyerek odanın kapısını kapatıp ayrıldı. Ben ise utandığım ile kaldım. Ne demişti? Yarın söz için yüzük bakmaya gideriz. Bu cümleyi duyacağım 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ama olmuştu. Onunla sözleniyorduk. Geçer zaman. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.